Sıtkı senin gerçekten sembol olmuş. Belki seni tanımazlar ama bu fotoğrafı herhalde gören milyonlarca kişi vardır. Esra Binbaşı, Esra Özetay Türk Yıldızları Filosu'nun da aynı zamanda filo komutanı. Ve senin çektiğin çok güzel bir fotoğraf var. Nedir bu fotoğrafın hikayesini? Nerede çektin? Ben bu fotoğrafı Antalya'da çektim, Antalya Meydan Komutanlığı'nda. 23 Nisan ve Expo 2016'nın açılışı için intikalde bulmuştu Türk Yıldızları. Bu süreçte Esra Komutanımız arkasındaki uçaktan indi. Ekipmanları gördüğünüz gibi arkada uçağın kapağı açık. O kapağı uçağın bagajı olarak kullanılıyor. Oradan eşyaları kendi özel eşyalarını aldı. Ön teker dikmenin önüne koymuştu. Sonra eğildi ve onları almak istedi. Ben de böyle bir açıyı yakalayabileceğimi düşündüm ve tepe flaşıyla çektim bunu. Antalya güneşinde. Güneş de tam tepedeydi. Çok sert bir güneşti. Tam böyle bir dönüş esnasında Esra hocam dedim. Bir baktı ben de hemen deklanşöre bastım. Ben yerdeyim tabii. Sırtım böyle yere yatık bir şekilde. Yere yatık bir şekilde dönerken beraber ben fotoğrafa deklanşöre bastım. Zaten saçlarından da göreceğiniz gibi tam böyle dönüş esnasındaydı. Bir baktım evet dedim. İşte benim için gösteri bitti. Hatta gösteri bile çekmeyi düşünmedim. Yani ben hayatımdaki en güzel kareyi çektiğimi düşünüyorum. Bir Türk kadınının tulumlar içerisindeki yansımasını görüyoruz. Yeteneğini, donanımını, gücünü görüyoruz bir Türk kadınının bu Ve Türk fotoğrafta. Yıldızları'nın da filo komutanı. Tabii bu da çok Evet, önemli Türk bir ilk. Yıldızları'nın filo komutanı, Akrotüm filo komutanı çok yetenek isteyen bir iş. İstersen Türk Yıldızları ve Antalya üzerinden devam edelim. Bir Türk Yıldızları uçağı, herhalde bu NF5A tek kişilik, Antalya Konya altından şöyle bir geniş dönüşte geliyor ve ön fonda da görecek arkadaşlarımız bir amca oltaları koymuş, balık bekliyor. Hemen arkasında da denize giren biri. Evet, bu fotoğrafın hikayesini alalım senden. Bu Türk Yıldızları 2014 29 Ekim kutlamaları için gelecekti. Öyle hatırlıyorum. Burada sahildeydik. Gösteri merkezindeydik. O zaman koltuk kolu komutanımız vardı Türk Yıldızları'nda. Yer emniyet subaylığını yapıyordu. Onun yanındaydık. O sırada amcayı gördüm. Amcanın keyif üzerinde jetler geçiyor ama amca hiç balıkla ilgili hiçbir konsantrasyonunu bozmuyor ve Amcanın aklında sürekli balıklar oltayı atıyor, çekiyor, topluyor, yapıyor. Ya dedim amcaya bir alçak geçiş falan olsa da amcayla beraber çeksem de bir de arka planda Antalya'mız olsa, yat limanı çıksa, denize giren bir insan olsa demiştim. O sırada da tam bir tekne yanaşmıştı. Oraya demir atmıştı. Su oyunlarının sahibinin teknesiydi galiba. O anda işte o an bu andı ve deklanşöre bastım. Çok güzel bir enstantane oldu. Şimdi tabii Antalya demişken bu fotoğrafla devam edelim. Gerçekten senin çektiğin benim çok sevdiğim fotoğraflardan biri. Solo Türk, Antalya'da prova mı bu, uçuş mu, gösteri mi? Gösteri. Gösteri sırasında herhalde yine Konyaaltı tarafından alçak bir uçuş. Arkada flu bir tekne var. O tekne kimin? Çok güzel sordun Tolga abi. Teknenin sahibi bana ulaştı. Ben bu fotoğrafı paylaştıktan sonra ortak dostlarımızla. Teknenin sahibi de uzun yıllar daha önce inşaat firmasında çalıştığımı söylemiştim. Çalıştığımızda Antalya'nın ve Türkiye'nin önüne gelen mimarlarından birisi Hakan Külahçı'nın teknesi. Benden bu fotoğrafı istedi. Ben de kendisine takdim ettim. Sonra birçok hatırlı gönüllü dostlarımız sayesinde bu fotoğraflar istendi. Kendine hediye edildiydi. Benden istedi. Ben kendisine göndermedim fotoğrafı. Bizzat kendim tab ettirip yapıp makamına bir çay kahve içerek sohbet ederek bu fotoğrafı sunmak istemiştim. Bir türlü nasip olmadı. Çok güzel bir anısı oldu benim için. Aynı zamanda burada siz de daha iyi bilirsiniz abi. İki mavide biri çekmiş oldum aslında. İki mavide kat eden taşıtları aynı karede toplamış oldum. Yani bu fotoğrafta biraz havacılık bilgisi var. Bolca Antalya bilgisi var. Çünkü yeri çok iyi biliyorsun. Işığın nereden geldiğini iyi biliyorsun. Ve tabii ki provada da dersini çalışıyorsun ki bu karelerin denk getirmek biraz da hem nasip kısmet işi hem de biraz da teknik ve çalışma işi. Sen bu fotoğrafı 2017'de çektin. Üzerinden 3 yıl geçti ama fotoğraf bence süksesini şimdi yaptı.
korona yakın temas olarak bir anlam kazandı çekildikten 3 yıl sonra. Ve gerçekten adeta üst üste binmiş gibi bir görüntü içerisinde Türk Yıldızları. Bu fotoğrafın biraz hikayesini anlatır mısın? Tabii bu fotoğraf için yaklaşık Antalya'dan Konya'ya 325 kilometre yol kat ettik. 325 gidiyorsun, 325 de döndün 650 kilometre. 650 kilometre. 50 kilometre de Konya içinde dolaştığımızı sayarsanız 700 kilometre yol kat ettik bu fotoğraf yeniden için. Etli ekmek sayısı var tabii ki. Etli ekmek var, trit var. Hoş, güzel sohbetler var. Evet. Biraz Mevlana, biraz böyle maneviyat var. Güzel bir, tatlı bir Konya gezisi oldu bizim için. İşte Ekim ayındaydı. Tatlı bir Konya ayazıyla beraber sabahleyin Konya'ya varmış olduk. Öğlen Türk Yıldızları Parkı'na geçtik. İşte saat sanırsam takribi 3 gibi herhalde provalar başladı. Bu esnada fotoğraflarımızı çekmeye başladık. Yer ve zamanımızı konuşlandık. Kendimizi ayarladık. Provaları çektikten sonra bir gün sonraki gösteri gününü beklemeye çalıştık. Benim amacım Türk Yıldızları'nı Konya ile beraber, özellikle Türk Yıldızları Parkı ile beraber fotoğraflamak. Ben de şöyle bir amaç doğdu. Her türlü hava taşıdığımızı o yerinin, o bölgenin simge olmuş bir kompozisyonuyla çekmek. Yani o fotoğrafın Konya'da çekildiğini zaten fotoğrafta da göstermek istiyorum. Tabii bu fotoğrafın Konya'da çekildiği belli değil. Arka planda masmavi bir gökyüzü. Ben bunu atıyorum İzmir'de de çektim diyebilirim. Ya da Antalya'da çektim diyebilirim. Ama ben bunu Konya'da çektim. Gösteri günü genellikle ben 4-5 arkadaş beraber oluruz. İşte Zafer Uğur, Ali Mithat olsun, Zeki olsun. Ben dedim ki arkadaşlar ben sizden kopuyorum. Ben farklı bir konsept çekeceğim. Amacım işte böyle böyle. Görüşürüz dedim. Onlar teleobjektifle daha detaylı çekmeye çalışacaklardı. Ben işte baktım nereye çıkabilirim diye. Bir baktım Türk Yıldızları'nın tırını gördüm. O zaman da Türk Yıldızları tırında Davut hocamız vardı. Davut hocam dedim böyle böyle tırın tepesine çıkabilir miyim dedim. Tabii ki dedi. Tırın tepesine çıktım sağ olsun yardımcı oldu. Kendimi başladım. İlk pasaj geçişi oldu ve o Konya konseptli Türk Yıldızları fotoğrafını çektim. Yani bir amaç için gitmiştim. Ondan sonra gösteriyi ilk defa 25. yıl gösterisini izlemeye başladım. Yani bizim gösteriyi izlediğimiz çok nadirdir arkadaşlar. Nadir izlediğim gösterilerden birisi oldu. Çünkü amacıma yönelik gitmiştim ve amacımı elde etmiştim. Sonra bir baktım iki uçak tek uçakmış gibi anlatımla bu gösteriye başladılar. Ben de o esnada teleobjektifimi taktım. Hadi dedim birkaç kare daha çekeyim detay olsun diye. Sonra uçaklar, ikili uçaklar böyle dönmeye başladıkça, dönmeye başladıkça tam bu açıyla benim açım bir paralellik oldu. Şu şekilde oldu, paralel oldu. Böyle olunca da uçaklarımız, ben de bu açıdayken çektiğim zaman da sanki iki uçak yan yana alt alta üst üsteymiş gibi oldu. İşin enteresanı iki uçak da 6 numaraydı. Çünkü sanırsam arızadan dolayı yedek uçakla çıkılmıştı. Yedek uçakta 6 numara denk geldi. Öyle olunca tam bir mirror oldu. Yani tam bir ayna fotoğrafı oldu aslında yansıttığınız zaman da. Çok enteresan oldu. İşte Konya'nın ayazında, güneşinde yanarak çektiğimiz bir fotoğraf. Antalya, Konya ve İstanbul'dayız değil mi? Bu fotoğraf İstanbul'da çekildi. Havarp Okulu'ndan çekildi. Nasıl denk geldi bu fotoğraf? Bu fotoğraf Havarp Okulu'nda Genç Kartallar Haftası'nda çekilmişti. Okulun çatısına çıktın yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğrudur. Biz kaydolmuştuk. Havacılık fotoğrafçılığıyla ilgili Havarp Okulu öğrencileri, bu işi organize eden öğrenciler kayıt almıştı. Kendimizi kaydettirmiştik. Bu kayıt süresince de kayıt ettiren kişileri Havarp Okulu'nun çatısına çıkartmışlardı. O esnada da birçok havacılık fotoğrafçısıyla beraber birçok kişiler de, basın mensupları da çatıya çıkmıştı. Yalnız bu fotoğraf çatıdan değil hocam. Çatıdan F-16 kol geçişlerimizi çekmiştik. Bütün organizasyonu çekmiştik. Ben bir gün önce provalarda çatıdan çekmiştim. Ben dedim bu sefer yerden çekeceğim, deniz kenarından çekeceğim dedim ve çatıdan indim.
deniz kenarına gittim. Birçok arkadaşımız da deniz kenarına geldi. Hani açı değişsin dedik. Yani farklı olsun dedik. Çünkü bir gün önce çekmişiz. Hep aynı açılar olmasın dedik. Farklı açılar olsun dedik ve deniz kenarına gittik. O sırada da ay bir önce de F-16'mızın tam böyle diktiği zamanki yerde ayı denk getirmiştim. Bir ayrı daha fotoğrafım var. Ayın böyle olduğunu biliyordum ve 500 mm'lik lensimi takarak sadece ay ile beraber Solo Türk'ü çekebilmenin ümidiyle Solo Türk'ü takip etmeye başladım. Evet, birinci hareket oldu, ikinci hareketler, üçüncü hareketler derken Solo Türk flyerleri attı ve dikliği çekti. Bir tırmanışa gitti. Böyle bir ters loop atıyor, böyle bir ters dönüyor böyle. Tam o esnada ayın önünden geçti, terse dönüp de aşağı inişe geçtiği an tak 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 ettim. O son tak ettiğimde bu enstantane yakaladım. Zaten çeker çekmez gördükten sonra Solo Türk çekmeyi bıraktım. Hemen SD kartımı çıkardım. Fotoğrafı işlemeye başladım. İşte sosyal medyada hemen paylaşmak istedim. Bu sevincimi herkesle paylaşmak istedim. Belki kariyerimin en güzel fotoğraflarından birisiydi benim için. Bazen de fotoğrafını çektiğin uçakların çok farklı hikayeleri oluyor. F-4'leri sevdiğini biliyorum. 111. filo Eskişehir'deki Panterlerin özel kuyruk boyamalı uçağının fotoğrafı. Bu fotoğrafı nerede çektin Sıtkı? Bu fotoğrafı Çiğli 2. Anajet üstünde çektim. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 104. yıl kutlamalarını da çekmiştim. Tam kutlamalar bitmişti. Üssü terk ediyorduk. O esnada kimse de kalmamıştı göründüğü üzere. Bu güneşin batışıyla beraber F-4'ümüzü bir çekmek istedim. Güneşin ışığını da çok ayrı bir teknikle objektifimin üzerine bir parmağımla çizgi çizerek bu yansımayı elde ettim ve kanada renk getirerek fotoğrafımı çektim. Benim için yeri ayrıdır. Kariyerimin en iyi fotoğraflarından birisidir. Maneviyatı, güzelliği benim için bambaşka. Ben de tabii izleyicilerimize bir şey anlatmak isterim bu fotoğrafla ilgili, uçakla ilgili daha doğrusu. Ne yazık ki yanlış hatırlamıyorsam geçtiğimiz yaz Haziran gibi olması lazım. Bu uçak Malatya'ya inerken bir acil durumda bir problem yaşadı iniş takımlarıyla ilgili. Allah'tan iki pilotumuz fırlatma koltuğuyla başarıyla emniyette sağlıkla terk ettiler. Uçakta bir kırma uğradı ama en azından iki pilotumuz hayatı kurtuldu. Böylece ne yazık ki bu uçakta kırım geçirerek hizmetten çıkmış oldu. Bu da herhalde fotoğrafı daha değerli kılıyor senin gözünde. Şimdi bu ekranda şu an 4 farklı fotoğraf var. Önce izleyicilerimiz kendi sağdakilerine bakmalarını rica ediyoruz. Eski filo komutanlarından Koltukoğlu Albay ve havada kalp çizen iki Türk yıldızları uçağı önce ona bakıyor. Yani basit bir fotoğraf olarak görebilirsiniz bunu ama filo komutanını oraya getirmek, tam kalbin ortasında hizalamak gerçekten kolay işler değil. Ve sol tarafa doğru baktığımızda da sen yere yatmışsın. Muhtemel kaç milimetre objektif var makinanda? Burada 24-70. 24-70 objektif. Muhtemel 24 milimetrede geniş bir açıyla görmeye çalışıyorsun. Ve o da filosundaki diğer pilotların yaptığı gösteri uçuşunun gururuyla sana doğru bakıyor. Ne zaman çektin bu fotoğrafı? 2015 NATO Tiger Meet tatbikatında çektim. Konya 3. Anajet üstünde. Yani bir mizansen var, bir çalışma var burada. Ve de şöyle söyleyeyim. O esnada Türkiye'dedir kalbe gitmişti. Ben de Zeki Koltukoğlu komutanımızın yanındaydım. O sırada gösteri anlatılmaya başlanmıştı. İşte bu kalp işte çiziliyor ve İngilizce olarak anlatıyor. NATO Tiger Meet de kaplan filoların, NATO'ya bağlı kaplan filoların kendi aralarında düzenlemiş olduğu bir tatbikat. Özel boyamalı uçaklar geliyordu. Türk Yıldızları da bu özel tatbikata özel bir gösteri yaptı. O esnada Zeki Koltukoğlu hocamızın da sanırsam son görev yıllarından birisiydi. Öyle hatırlıyorum. Amacım da kendisine bir fotoğrafla, kendimden bir pay biçerek güzel bir fotoğrafla bir hediye etmek, bir hatıra bırakmaktı. O esnada değerli hocam tabii ki öğrencilerini izledi. İzlerken de kalbe doğru bakıyordu. Kalbe doğru bakarken de bir baktım
arkasına geçtim ve eğildim yere ve sırtı dönükken ben fotoğrafı çekmeye başladım. Sağ alt köşede görüyorsunuz. Sırtı dönük halindeyken fotoğrafı çektim ve ortaladım ve yere attım. Sırt üstü yattım. Anca açıyı kurtarabildim. Pistte bu sırada Mayıs ayıydı. Çok ciddi anlamda sıcaktı. Yani neredeyse bir 40-50 derece vardı. Sırtım yandı neredeyse o fotoğrafı çekerken. Yere yattım ve çekmeye başladım. Çekerken de sonunda ya dedim keşke bana dönseydi. Daha güzel çıkabilirdi dedim. O esnada dönmedi. Baktım hareket geçecek. Zeki hocam bir bakar mısınız dedim. Bir döndü. Döndüğü zaman hemen patlattım zaten. Hayırdır ne olur niye işte seslendin diye söylemişti. Ben de kendisine gösterdim. Bakın hocam dedim. Aa dedi gerçekten çok güzel olmuş dedi. Sonra kendisi filodan ayrılırken de Türk Yıldızları filosu da bu fotoğrafla kendisine uğurladı. Benim için de ayrı bir anlamı var. Ayrı bir güzelliği var bu fotoğrafın. Yukarı sol üst köşedeki fotoğrafı da çok değerli dostum, kardeşim. O da bir spotter. Bedirhan arkadaşımız çekti Konya'da. Konyalı kendisi. Elektrik mühendisi. Bedirhan'ın çektiği fotoğraf benim için de tatlı bir anısı oldu. Hatta sunumlarımda bunun videosu da var. Fotokamera arkası olarak da izleyicilerime, öğrencilere sunarak bu fotoğrafın geçmişini, tarihini ya da nasıl çekildiğini anlatıyorum. Sıtkı çok güzel örnekler verdin. Hem fotoğraflarından hem Türkiye'de takip ettiğin işlerden ama yurt dışına baktığımız zaman bu spotterlık çok farklı bir hobi. İşte havalimanlarına gidiyorsun, özel fotoğraf çekilecek yerler var. Güvenlik size karışmıyor veya her askeri tatbikatın veya askeri üste bile bir çekim noktaları var. Bir şekilde bunlara izin veriliyor. Yurt dışında herhangi bir faaliyete gidebildin mi, katılabildin mi? Evet, katıldım. Birçok spotting day'lere katıldım. Özellikle yurt dışında mesela çok böyle spesifik bir örnek vereyim. Rusya'da herkes Rusya'yı kendi içinde kapalı bir olarak algılar. Ama Ruslar havacılık dalında özellikle çok önde gelmiş. Dünyada birçok ilkleri yapmış. Hatta Amerika ile beraber Soğuk Savaş dönemlerinde uçak yarışına girmiş bir geçmişi olan bir ülke. Havacılıkta da haliyle fotoğrafçılıkta da çok genişliyor ve ilerliyor. Havacılık fotoğrafçılığını Rusya'da Domodedovo, Sheremetyevo ve Vnukovo 3 tane havalimanında da spotting day yaptım. Buralara bir Türk fotoğrafçısı olarak ilgili havayolu işletmecisine spotting day ilanını gördükten sonra mail ile başvurdum. Sadece pasaport numaram, kullandığım ekipman ve referans birkaç fotoğrafımla beraber başvuruda bulundum. Başvurumun hemen birkaç gün sonrasında bana mail geldi. İşte Sayın Atasoy, şu gün şu saatte D kapısında ya da terminalimizin şu kapısında bulunun. Gece uçağıyla gittim, sabaha karşı oradaydım. Sabah ilgili havalimanına gittim, ilgili kapıda bulundum. Ve Moskova'da yine bir Türk spotter arkadaşımız Aktu Ateş de oradadır. Aktu'a da buradan çok selam söylüyoruz. Kendisi bizim Moskova'daki spotting ekibinin gururu diyelim yani. Temsilcimizdir bizim. Kendisi de benim ustam sayılır, ustamdır. O beni karşıladı ve direkt gittik. Ve havalimanı kapısına geldiğimizde spotting faaliyeti yapacak olan görevli geldi ve bizlere apron giriş kartlarımızı dağıttı. Giriş kartlarımızda üzerinde nerede hangi noktalara gireceğimiz belliydi. Özel güvenlik noktasından geçtik, aramalardan geçtik ve hava tarafına geçtik havalimanının. Bizi bir terminalde otobüs karşıladı ve spotting yapacağımız pist kenarına götürdü. Spottingimizi yaptık. Bu sıradan bir spottingdi. Bir ara gece spottingine gittim. O zaman da çok güzel kar, kış, kıyamet kopuyor. Böyle -15 derece. Bizim ülkemizden havalimanı kapanılıyor neredeyse. Ama orada ben bir Türk fotoğrafçısı olarak apronda -15 derecede uçağın kanadını kapatacak şekilde fotoğraf çekmeye başladım. Düşünün yani bir Türk spotter olarak, Türk fotoğrafçısı olarak Rusya gibi bir memlekette apronda fotoğraf çekiyoruz. Evet. Kendi ülkemizde bunları hayal bile edemiyoruz ama inşallah bizler de birlik, beraberlik olduğumuz sürece bir güzel kişilik oluşturduktan sonra amacımız işte Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile, Devlet Hava Meydanları Müdürlüğü ile, işte Hava Kuvvetleri Komutanları gerekli protokolleri yaparak, kendimizi ifade ederek işte bir
spotter kartı gibi ya da bir derneğimize üye olup da dernek kartını akredite ederek, yıllık böyle bir vizeleyerek ya da apron giriş ücretlerini ödeyerek, resmi yazılarımızı yazarak yani bu süreçleri yönetebileceğimizi düşünüyoruz. İşte dünyadan örnekleri vardı. Bu gibi faaliyetler oluyor. İşte Çek Cumhuriyeti'nde vesaire yerlere havalimanının kenarlarında tel örgüt kenarlarında özel noktalar var. Hatta tel örgütleri kesilmiş, objektifler sokacak delikler açılmış, hatta kauçukla kapatılmış böyle zarar görmesin diye. Özellikle Almanya'da, işte Japonya'da çok, Amerika'da, İngiltere'de bu işi yapan çok yerler var. Bilinen ve tanınan bir hobi. Özellikle şöyle yapıyorlar dünyada. Örneğin bir havalimanına bir havayolu şirketi ilk defa uçuyor. Havalimanı işletmecisi, terminal işletmecisi spotterları topluyor ve bu ilk gelişin fotoğraflanmasını istiyor. Gelecek olan havayolu firmasının yetkilileri oraya standlar açıyor. Siz orada fotoğraflarınızı çekerken suyunuzu, ihtiyacınızı, kahvenizi lunch'ınızdan alabiliyorsunuz. Daha sonra fotoğraflar çekildikten sonra size masalar ve docking station'lar ayarlanıyor. İnternete girmenizi sağlanıyor ve diyorlar ki çektiklerinizi dünya ile sosyal medya hesaplarınızdan paylaşın. İnanılmaz bir katma değer oluyor. Hem havayolu firmasının hem havalimanı işletmecisinin, ama maalesef kendi ülkemizde çok zorlaşıyoruz. Bunun bana göre en büyük sebeplerinden birisi de kara tarafıyla hava tarafını farklı kurumların işletmesinden kaynaklanıyor. İnşallah biz bunları açtık. İşte sivil havayolu şirketlerimiz, Antalya merkezli bir havayolu şirketimiz, bizim 737 MAX uçağı gelmişti. İlk defa Antalya ve Türkiye'nin ilk 737 MAX uçağıydı. Bunu karşılama organizasyonunu yaptık. Hatta uçağın inişinden, dönüşünden, stokuna kadar birçok planlamasında bizzat yardımcı olduk. Anlattık. Nerede güzel fotoğraflar alın, nerede güzel ışık olur, nerede iyi olur bu şekilde. Sağ olsunlar bize güvenip kanaat ettiler. Ve çok güzel sinerji oluşturduk. Ve birçok yeni girişimleri, yeni oluşumlarında bizlerden de faydalanıyorlar. Peki Sıtkı, hayalin var mı gelecekle ilgili? Şuraya gitsem, fotoğraf çeksem veya ne bileyim bir hava fotoğrafı çeksem, kolda bir şey çeksem gibi böyle bir hayalin var mı gelecek için? Tabii ki İngiltere Riyad'a gitmek, bir de St. Martin'de fotoğraf çekmek. St. Martin ve Air Tattoo diyorsun, İngiltere'deki Air Tattoo. Air Tattoo'ya gitmek. Ama hayalimiz aslında biz kendimizi kanıtladıkça, ispatladıkça, şu anda biraz Türk fotoğrafçılarından bir jet uçağında uçarak kolda fotoğraf çeken Türkiye'de Türk fotoğrafçısı maalesef yok. Hava Kuvvetleri Komutanlığı kendi bünyesinde, kendi pilotlarıyla bu işi yapıyor ya da dışarıdan yabancı havacılık fotoğrafçılarından bu konuda destek oluyor. Umarım inşallah bir gün Türk fotoğrafçıları da kendi kuvvetimizin havadan, kolla air to air fotoğraflarını çekebilir bir jet uçağında. Evet, nakliye ve kasa ya da yakıt ikmal uçağında fotoğraf çeken arkadaşlarımız, abilerimiz, dostlarımız oldu. İnşallah jet uçağını da kolla fotoğraf çekmeyi ümit ediyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız bu konuda ilerleyen zamanlarda bir girişimlerde bulunacaktır. Değerli abimiz Murat Özpala'nın bir sözü var. Kendi kanatlarımızda, kendi semalarımızda, kendi pilotlarımızla, kendi fotoğrafçılarımızla biz bu işleri yapmak istiyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunları yaparız. Evet. Sıtkı, çok teşekkürler. Vakit ayırdın bize. Keyifli bir havacılık sohbeti olduğuna inanıyorum. İzleyicilerimizden de bu kareler nasıl çekiliyor, ne yapılıyor, ne ediliyor? İnşallah biraz arka planını diyelim sayende biraz görmüş olurlar. Deklanşörüne ne diyelim? Deklanşörüne kuvvet mi diyelim, ne diyelim? Deklanşörümüze kuvvet diyelim. Dediğim gibi beni sosyal medya hesaplarından, Instagram'da Sıtkı Atasoy, Twitter'da Sıtkı Atasoy, Facebook'ta Sıtkı Atasoy olarak takip edebilirler. İstedikleri her türlü soruyu cevaplamaya çalışıyorum. Bir sorun vardı demeyin. Direkt sorunuzu yazarak sorun. En kısa sürede size geri dönüş yapıp cevaplarım. Bilgi paylaştıkça, tecrübe yaşandıkça çoğalır. Sıtkı, çok teşekkürler vakit ayırdığın için, sorularımıza cevapladığın için. Tolgozbek.com kanalımızda her gün bir havacılık videosu yüklüyoruz. Her gün saat 19'da yayına veriyoruz bu videoyu. Lütfen sorularınızı yorum yazarak bize iletin. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın ve tabii ki bildirimlerinizi açın.
Ayrıca detaylı havacılık haberleri için www.tolgozbek.com sitemiz sizleri bekliyor. Bize e-mail, elektronik posta yoluyla ulaşmak isterseniz info@tolgozbek.com mail adresine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Hepinize bu zorlu günlerimizde sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bundan sonra da bağlantılarımız farklı havacılığın farklı alanlarında faaliyet gösteren kişilerle ve farklı konularla devam edecek.